RABT karışık soru çözümü 6. Parametrik denklemi x eşittir 2t artı 1, y eşittir 3t eksi 1, z eşittir t artı 2 olan doğru ile 2ax artı y artı z artı 5 eşit 0 düzlemi veriliyor. Bu doğru ile düzlem paralel olduğuna göre a kaçtır? Bir doğru ile düzlem birbirine paralel olsa, düzlemi şöyle bir çizelim. Bu normalde her taraftan sonsuza kadar gidiyor. Doğruyu da çizelim. Doğru ve düzlemlerle ilgili şunu bilmeliyiz. Bunların birbirlerine göre durumlarını çıkartırken doğrunun doğrultman vektörünü çıkartacağız. Doğrunun doğrultman vektörü doğruya paraleldir. Ve parametrik doğru denklemleriyle verildiği zaman t'lerin katsayıları bizim bu doğrultman vektörünün ne olduğunu verir. Doğrultman vektörüne u dedim ve yazmaya başlıyorum. X'in karşısındaki t'nin katsayısı doğrultman vektörünün x koordinatı. Y'deki t'nin katsayısı, z'deki t'nin katsayısı bize bu şekilde doğrultman vektörünü verdi doğrunun. Düzleme geldiğimizde ise düzlemin normali vardır. Bu ikisinin doğru denklemlerinin yazımında doğrunun ve düzlemin doğrununkinde paralel vektör olan doğrultman vektörü, bunda ise normal vektör kullanılır. Normalin n'si ile yazalım. Düzlemin normali ise x, y, z'nin katsayılarıdır. X'in katsayısı 2a, y'nin katsayısı 1, z'nin katsayısı 1. Bu da bizim normal vektörümüz. Bir doğru ile bir düzlem birbirine paralel olduğunda, şekle birazcık dikkatli bakarsanız, doğrunun doğrultmanıyla düzlemin normali birbirine dik oluyor. İki vektör birbirine dikse ikisinin iç çarpımları sıfır çıkmalıdır. X koordinatı ile x koordinatını çarpıyoruz. 2 çarpı 2a artı. Y koordinatı ile y koordinatını çarpıyoruz. 3 çarpı 1 artı. Z koordinatı ile z koordinatını çarpıyoruz. 1 çarpı 1. Eşittir, bunun sonucu sıfır çıkmalı. 4a artı. Burada 3, 1, 4 eşittir 0. A buradan eksi 1 olarak çıkar. Bir doğru ile bir düzlem birbiriyle paralel olduğu zaman doğrunun doğrultmanıyla düzlemin normali birbirine dik olurlar. Onların iç çarpımı sıfır olmalıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.